Kripton gezegeninden hepinize sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir hiking aşı taktiği ile ilgili video yapacağız arkadaşlar. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ilk defa huzurunuzda çıkıyorum. Heyecanımı bağışlayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte hakin aşı mum grafiklerini kullanarak nasıl giriş ve çıkış sinyalleri alabileceğimizden bahsedeceğiz. Bir indikatör olmamasına rağmen gerekli bilgilere sahip olduğumuzda bizlere nasıl güzel bir fayda sağlayacağını siz de göreceksiniz. Gerekli bilgilere nasıl sahip olacağız? Bu video ile sahip olacağız arkadaşlar. Sizler için hemen bu çalışmayı yaptım. Şimdi hiç değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Yine gerekli uyarılarımı da yapayım. Lütfen videoyu ileri sardırmadan izleyin arkadaşlar. Çünkü hatalar küçük oluyor fakat kayıplar büyük oluyor bu piyasada. Şimdi hiç değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapmamız gereken TradingView üzerinden grafiğimizi hakin aşı Mum grafiğine çevirmek olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bazı bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Tabii ki de göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bir kere tıklıyoruz çubuk türlerine. Sonrasında dördüncü sırada bulunan hakin Aşi Mum grafiğine bakın yanına yıldız da koydum. Tıklıyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi grafiklerimizde bir değişim oldu. Şimdi sizlere çok çok önemli al-sat taktikleriyle ilgili birkaç bilgi vereceğim stratejimize geçmeden önce. Şimdi, hakin aşı nedir? Burası da sizler için önemli teorik bir bilgi ama bunu bilmeniz gerekiyor. Hakin aşı mum grafiğinde hesaplamalar, ortalamalar üzerinden yapılır. Bir mum bir birim olarak hesaplanır. İzlenen zaman dilimi bir saatlik ise bir mum bir saatlik ortalamayı bir saat boyunca hesaplayarak şekillenir. 4 saatlikte yine 4 saat boyunca fiyat hareketlenmeleri ortalama hesaplanarak bir muma yansıtılıp muma şekil verilir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani neymiş? Ortalamalar hesaplanarak yapılıyormuş arkadaşlar bu Hakin aşım mum grafiği. Şimdi sizlere birkaç taktikle ilgili bilgilendirmeler verelim. Fiyat hareketlenmelerini öngörme taktiklerinden bahsedelim size. Şimdi burada bir mum gördünüz arkadaşlar, değil mi? altında fitil oluşturmayan mumlar yukarı eğilimlidir. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Şimdi sizlere birkaç örnek vereceğim. Şimdi fırçamızı alalım. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi çok özür dilerim biraz yam oldu. Burada bir fitil yok. Bakın üstte bir fitil var fakat altta bir fitil yok. Bu bize ne veriyor arkadaşlar? Nasıl bir bilgi veriyor? Bir yükseliş sinyali veriyor bu bize. Yani böyle bir mum bizlere bir yükselişin olacağını veya bir yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Bu bilgiyi kesinlikle çok çok iyi anlamanız gerekiyor. Neymiş arkadaşlar? Altında fitil oluşturmayan mumlar yukarı eğilimlidir. Üstünde varsa altında yoksa mumumuz yukarı eğilimlidir. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Üstünde fitil oluşturmayan mumlar aşağı eğilimlidir. Bunu da yine çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın üst tarafı boş görmüş olduğunuz gibi üstünde herhangi bir fitil yok ve altında bir fitil görüyoruz. Üzerinde fitil oluşturmayan mumlar ise aşağı eğilimlidir diyoruz arkadaşlar. Grafiklerimizin aşağı doğru gidebileceğiniz sinyalini bizlere ön görüyor. Şimdi yükseliş ve düşüş trendlerinin sonlarına yaklaştıkça mumların altında ve üstünde fitil belirir arkadaşlar ve gövde daralır. Bu mumlara da doji mum denir. Doji mumlardan sonra bir trend değişimi beklenir. Yani yukarı gidiyorsa aşağı, aşağı gidiyorsa yukarı trend değişimi beklenir. Şimdi Dojimum örneklerimiz örneklerimizde bu şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi Çok özür dilerim köpeğimiz biraz huysuzlandı Şimdi Şuradan Bakın üzerinde de var Altında da var Görmüş olduğunuz gibi gövdesi de dar arkadaşlar bakın Gövdesi de dar Yine aynı şekilde burada da Aynı örneklendirme Gördüğünüz gibi yine aynı örneklendirme üstte var Altta var Ve bakın Gövde küçük arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir örneklendirmelerle, görsellerle sizlere güzel bir sunum yapmak istedim. Şimdi sizlerin değerli vaktini almadan hemen stratejimizle ilgili bilgilendirmelere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden bir saniyeliğine videoyu durdurup kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerle beraber bir aile olarak büyümek için desteğinizi istiyoruz arkadaşlar. Bir aboneliği lütfen bize çok görmeyin. Bu tarz videoların devamı için bu abonelikler ve beğeniler bizim için önemli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hiç bekletmeden değerli vaktinizi almadan hemen videomuza devam ediyoruz. Şimdi burayı çok çok iyi dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Burayı çok dikkatli dinleyin ve lütfen ileri sardırmayın diyorum. Bu bir giriş sinyali. Giriş sinyalini nerede alırız? Hakim aşım mum grafiklerinde. İlk kuralımız bu sefer yazarak zamanınızı harcamayacağım. İlk kuralımız arkadaşlar bakın doje bir mum göreceğiz. Bakın. Bu bir doji mum. Burada çok güzel bir örnek var şimdi. Bu örneği sizlere çok detaylı olarak anlatacağım. Bir doji mum gördük buradan. Hemen bir ok çıkartalım bir doji mum gördük ve buna bir tik koyuyoruz. Tikimiz de biraz garip oldu arkadaşlar. Buna bir tik koyuyoruz. Sonrasında iki tane altında fitil olmayan bakın ne demiştik? Altında fitil olmayan mumlar yükseliş sinyali verir demiştik. İki tane yani bir tane sonrasında onu teyit eden bir mum gördüğümüzde bizler için bir giriş sinyali geliyor. Bakın giriş sinyali. Bu bizim için bir giriş sinyali arkadaşlar. Ve yine çok önemli iki kural sizlere. Şuradan bunu alalım. Buradan çok önemli iki kural var. Mumun rengi fark etmez. Hangi mumun rengi fark etmez? Doji mumun rengi fark etmez. Bakın bu kırmızı da olabilirdi. Kırmızının sonrasında gelen iki güçlü fitilsiz yeşil mum yani altında fitil olmayan üzerinde olan ve altında fitil olmayan iki yeşil mum Gelirse bizim için güzel bir giriş sinyali geliyor ve yine çok çok önemli bir kural yine sizlere gövde kalınlığı bakın gövdenin kalınlığı dojimumda özellikle bu iki bilgi dojimum için dojimumda bakın gövdenin kalınlığı ne kadar ince ise sinyalin gücü de o kadar yüksektir ters orantılı yani gövde ne kadar ince ise sinyalin gücü o kadar yüksektir bunu da kesin olarak bilmeniz gerekiyor. Neymiş? Şöyle bir teyit edelim bilgimizi. Şimdi bir doji mum gördük. Düşüş sinyalinin sonrasında bir doji mum gördük. Bu doji mumun sonrasında bir fitilsiz yeşil mum gelecek. Bu bizi pusuya yatıran mum oluyor. Burada biz pusuya yatıyoruz. Sonrasında bu mumu teyit eden bir fitilsiz yeşil mum daha gelirse fitilsiz derken altında fitil olmayacak. Bunu teyit etmiş oluyor ve bize bir giriş sinyali vermiş oluyor. Bakın şuradan işte bize bir giriş sinyali veriyor. Sonrasında da zaten güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şimdi de çıkış sinyali ile ilgili sizlere güzel bir örnek verelim. Şimdi çıkış sinyalimiz için burayı yine çok çok detaylı dinlemenizi rica ediyorum. Bakın arkadaşlar yeşil mumların sonrasında gelen bir doji bekliyoruz yine çok benziyor. Diğer taktiğimize de çok benziyor. Sadece tam tersi olarak adlandırabiliriz. Şimdi bakalım. Yeşil mumların sonrasında gelen bakın. Yeşil mumların sonrasında gelen bir doji gördük. Doji'nin sonrasında birkaç doji daha geldi. Onları teyit etmedi. Bu dojilerin sonrasında iki tane üzerinde fitil olmayan yani birbirini teyit eden iki tane o yüzden iki tane kırmızı mum bekliyoruz. Bakın. Buradan yükselişin sonrasında dojiler başlamış, trendin değişebileceği sinyallerini bizlere aktarmış. Sonrasında da işte bunları bekliyoruz. Biz burada bir pusuya geçtik. Sonrasında burada bir pusuya daha geçtik ve bu bize bir çıkış sinyali için bilgi veriyor. Bakın. Bu bize çok güzel bir çıkış sinyali aktarıyor. Bakın ne oldu? Gördüğünüz gibi yükselişin sonrasında dojiler trend değişebilir hocam diyor sizlere. Dikkat et diyor. Sonrasında fitilsiz bir mum geliyor ve onun sonrasında da fitilsiz olan mumu teyit eden bir fitilsiz mum daha geldikten sonra bizlere çok güzel bir çıkış sinyali veriyor arkadaşlar. Sonrasında zaten sağlam bir düşüş oluyor. Sonrasında ne oluyor? Ona da bakalım sonrasında ne oluyor? Aşağı gidiyor, gidiyor. Bakın, görmüş olduğunuz gibi buradan sonra bir yükseliş geliyor. Bu bizim için yeterli bir sinyal değil aslında ama yine de güzel bir sinyal gelmiş. Bu bizim için güçlü bir al sinyali değil fakat gördüğünüz gibi yine de sonrasında bir doji gelmiş. Doji'nin sonrasında da gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş yapmış. Burada da neden işleme girmiyoruz? Burada küçük de olsa bir fitil var arkadaşlar. Bu taktiğin orijinalinde kesinlikle altında fitil olmaması gerekiyor giriş için. Burada çıkıştan bahsettik detaylı olarak. Buradan da teyit için ne yapmamamız gerektiğini sizlere göstermek için burada bu bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Yine çok güzel bir örneklendirme geldi karşımıza. Bakın düşüşün sonrasında bir doji gelmiş. Doji çok çok ince değil fakat yine de bir doji. Bakın gövdesi ince. Üstünde ve altında fitilleri mevcut. Sonrasında bakalım detaylı bir zoom yapalım şöyle. Ardından iki tane yeşil mum gelmiş. Bu yeşil mumların özelliği ne arkadaşlar sizlere soruyorum. İkisinin de altında fitil yok. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Yani biliyorum sizlerin de bu cevabı verdiğini. Çünkü çok çok iyi anladığınızı biliyorum arkadaşlar. Doji mumumuzu teyit eden iki tane altında fitil olmayan yeşil mum görüyoruz ve bu bizim için ne oluyor? Bir giriş sinyali oluyor. Bakalım şuraya koyalım. Bu bizim için bir giriş sinyali oluyor. Şöyle koyalım. Giriş yazalım şuraya da. Görsel olarak belirtmek için giriş sinyali. Finali de böyle görselli olarak yapalım değil mi arkadaşlar? Çıkış sinyali de arkadaşlar zaten bunun tam olarak tersi giriş sinyalinin tam olarak tersi giriş sinyalinde bakın. Kırmızıların sonrasında bir doji görüyoruz. Doji'nin sonrasında üzerinde fitil olan ve altında fitil olmayan bir yeşil mum, sonrasında yine aynı şekilde altında fitil olmayan, üzerinde fitil olan bir yeşil mum. Bu yeşil mumlar, iki yeşil mum bu doji'yi teyit ettikten sonra bizlere bir giriş sinyali veriyor arkadaşlar. Örneklendirmelerimiz bu kadardı. Bu yükselişi de göstereyim sizlere hani örneklendirme olarak. Sizleri çok seviyorum. Videolarımızı takip ettiğiniz için, izlediğiniz için sizlere minnettarım. Bu videoya da bir like lütfen çok görmeyin diyorum arkadaşlar. Bir aboneliği de lütfen bizleri çok görmeyin. Ailemize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki çok çok faydalı içeriklerimizle karşınıza çıkacağımız zamana kadar huzurunuzdan ayrılıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.